Doğruluk, hidayet yolunun anahtarı iken, kişi kendisine vefa gösterir, kendisine sadakat gösterir, aynaya baktığında kendisine saygı duyuyor ise, bu kişiden ancak bir mümin çıkar. Ama aynaya baktığında, ne yamuk bir adamsın diyorsa, aslında dün sana bunu söyleyen o müminin söylediği şeyler doğruydu. Fakat işine gelmedi, 40 tane yalan uydurdun onu başından savmak için. Ne kadar sahtekarsın diye kendisine böyle bakıyorsa, o kişinin iman etmesi mümkün değil, ta ki bundan vazgeçsin. Kendisiyle barışsın, önce kendi kalbiyle, kendi iç dünyasıyla kendisine saygı duyacağı bir noktaya gelsin. İnnemâ yefteril kezib. Ancak yalan iftira ederler. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bizim için iyi şeyler planladığı, bize verdiği bu donanımlardan anlaşılıyor. Hiç kimseye Cenab-ı Hak bozuk bir araba vermedi. Bindiğin zaman nerede yanlış istikamet varsa oraya kendiliğinden direksiyon kırıyor. Yanlış yolları ona iyi diye gösteriyor. Hırsızlığı bu güzeldir diyor. Bunu yap. Yanlış şeyleri yapman gereken bu. En doğrusu bu. Ona öyle geliyor. Böyle bir fıtratı hiç kimseye yaratmamıştır. Fıtratallâhi lletî fataran nâse aleyhâ. Cenab-ı Hakk'ın insanları üzerine yarattığı fıtrat, fe'akim vechake lid-dîni hanîfâ, ilkesini içinde taşır. Yüzünü dosdoğru, yegane, tek bir ilaha bağlandığın bu dine çevir. Kişi dürüst olduğu sürece hep bu mesajla sonuçlanır. Yaşam sürecindeki deneyimleri ve tecrübeleri. Yüzünü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevir. 15'li yaşlarımızdaki deneyimler de, 20'li yaşlarımızdaki deneyimler de, 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı yaşlarımızdaki deneyimler de hep bize Allah yegane hakikat, gerisi boş. Hep bunu yaşatır. Aldığımız bir oyuncaktan çocukken kaybettiğimiz hevesten tutun, aldığımız bir arabadan, çok beğenerek evlendiğimiz bir hanımefendiden, çok hoşnut kalıp içinde sükunet bulacağımız ümidiyle yaptırdığımız bir evden, kısa bir zaman sonra bize kalan o boşluk hissi, Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği Cenab-ı Hakk'ın zatı ve ona dönüşten gayrı her şeyin bir yalan olduğu hakikatini haykırır. Yüzünü Allah Azze ve Celle'ye dön. Tatmini ancak onda bulacaksın. Geleceğini onda ara. Senin gözünü doyuracak olanı ancak o vaat ediyor. Bu bütün tecrübelerimiz hayat yolunda bize bunu söyler ve söyletir. Bedenimizde sahip olan her türlü, var olan her türlü cevher bu ibretlerde rol almaktadır. Bize düşen sadece gözümüzü kapatmamak, çünkü gözün hakkı açık olmak, etrafa bakmak, kulağımızı kapatmamak, buradan gelen malumatı kalbimizde değerlendirirken engel olmamak, önüne bir set çekmemek, orada netice belirmişken bunu dilimize vurmaktan imtina etmemek, arada başka bir şeyler yapıp yalan ile kendimizi ziyan etmemektir. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah Azze ve Celle kendisini nasıl ziyan eder bir insan? Onun bize anahtarını verdi. Ben bu bedeni ziyan etmek istiyorum. O zaman yalana başvuracaksın. Cenab-ı Hak böyle demedi kuşkusuz. Çünkü bu böyle demek sanki kötüsü olsun isteyenin sözü gibi olurdu. Cenab-ı Hak tersini söyledi. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Eğer yalanlarsan, o zaman işte ziyan edenlerden olursun. O zaman kendini ziyan edersin. O zaman kalbin beş paralık olur, hiç işe yaramaz. O günden sonra o kalple 1000 tanesini sevsen bile, o kalple hiçbir iş görmüş sayılmazsın. Allah Azze ve Celle'yi sevmedikçe,
Bu uğurda kalbi kullanmadıkça onu tatmin edemezsin. Ziyan etmiş olursun o kalbi. O gözü, o kulağı boşa çıkarmış olursun. Dolayısıyla yalan böyle bir imkan sağlar. Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği bu güzel nimeti boşa çıkarmak için. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ dedikten sonra ne diyor Cenab-ı Hak? اِنَّ الَّذ۪ينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Rabbinin iman etmeyecekler dediği kimseler hakkında sözü hak olarak gerçekleşir. O da işte bu ziyan eden kimseler kendilerini, ziyan edebilmek için de yalana başvuran kimseler.